satamıyoruz. Sizin normalde yaptığınız, siz burada müstahsilden, üreticiden zeytinyağı alıyorsunuz. Büyük firmalara. Daha sonra tedarik. Büyük firmalara, bu işi sanayicisine satıyorsunuz. Hı. Tedarik, tedarini yapıyorsunuz. Evet. Ama şu anda tanklar dolu. Evet. Alım yapıyor musunuz üreticiden? Alımla yapıyoruz şu anda. Fiyat belli olmadığı için alımla yapamıyoruz. Fiyat neden belli değil? İşte bu ihracat yasağı geldiği için dökmeye ihracat yasak geldiği için herkes bir beklemede. O bekleme süresince herkes fiyat düşer mi acaba, çıkar mı acaba, ne olacak diye onun korkusundan herkes... Firmalarda öyle bir tedirginlik var şu anda herhangi bir şekilde. Aynen. Yağ alımı yapmıyorlar. Yapmıyorlar. Kaç paraydı? Daha önce kaç paraydı ya? Bu bir hafta önce, bu olay çıkmadan önce. Vallahi 24 lira bandında üreticiden alınıyordu. 24 lira, yağın kalitesine göre, nefasetine göre 24 tabii. lira, 23 lira. 23, 24. Yani o civarlarda alınıyordu. Şu anda yani 23 liraya bile verseler alacak pozisyonu. Alacak pozisyonu yok, alınmıyor. Çünkü ne kaça satacağını, yani ne yapacağını belli değil. Belli olmadığı zaten için. Zaten depolarımızda malımız var. Daha fazla riske girmeye gerek yok. Gerek de yok. Peki kaç para mal ettiniz bu yağları şimdi siz? Vallahi 24 liradan aldık. 24 ortalama 24 liradan aldık. Yani tabii müstahsilinle beraber net paramızı ödediğimiz. Belki 24'ü bile geçmiştir. 24'ü bile geçmiştir. Yani stopaj parası da var. 24 liranın var. Üzerinde maliyeti var. Yarın bir gün fiyatlar düşerse senin zararın olacak. Tabii zarar edeceğiz. Üretici ne yapıyor? Üretici geliyor, malını satmaya geliyor buraya. Adamın ödemesi üretici, var, borcu var, harcı var. Üreticiye elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz ama yani bugünkü şartlarda ihtiyacı varsa işte ihtiyacını görecek kadar bir şeyler almaya çalışıyoruz. Hı hı. Yani veyahut da işte bir miktar gücümüzün yettiği nispette önden ödemesini yapıp yarın fiyat neyse belli olduğu zaman ona göre yapacak diyorsunuz. Ama yani 25. Alışveriş oluyor belki ama fiyatı konmamış bir alışveriş oluyor. Aynen. Öyle. Şu anda oluyor. Böyle idare etmeye çalışıyoruz. Tabii bu büyük ihtimalle bu şeyle alakalı. Ne o? Dökme zeytinyağının ihracatının yasaklanmasıyla alakalı bir durum yaşıyoruz şu an burada. Evet. Peki yani buna gerekçe olarak şunu söylüyorlar. Türkiye'de bu sene 173 bin ton zeytinyağı rekoltesi tahmini yapılmıştı. Bu rakamın çok çok altında olduğunu yetkililer söylüyor. Bakanlık daha doğrusu bunu söylüyor. Pandemiden dolayı, pandemiden belirsizlikten dolayı önümüzdeki süreçte zeytinyağı sıkıntısı çekilmemesi için dökme zeytinyağı ihracatını durdurduklarını 31 Ekim 2021 tarihine kadar durdurduklarını beyan ediyorlar. Bakanlığın açıklaması bu yönde. Peki sizce siz bu işi yıllardan beri yapıyorsunuz. Evet. Peki sizce şu anda denildiği gibi rekolte tahmininin neredeyse yarısı kadar bir mal var yoksa? Vallahi şimdi orasını tabii biz Türkiye genelinde çok bilemediğimiz için ama burası Aksar bölgesi. Sen kendi bölgenizde geçmiş yıllara nazaran eksiklik yok. Yok. Hatta yani belki daha geçen, fazla. Geçen yıla göre daha fazla pozisyonda. Yani hatta bizim beklediğimizin bile üstünde. Üstünde bir zeytinyağı var şu anda. Nitekim sezon zamanı yağlı fiyatları çok yüksek olduğu için bir bu kadar da yağlı zeytin olarak dışarıya gitti. Akisar dışına da yağlı zeytin olarak yağlı gitti. Yağlı zeytin olarak da gitti Akisar'da. Evet. Yani biz çok gitti. Bu kadar yağ da beklemiyorduk aslında. Bizim beklediğimizden daha fazlası şu anda Akisar bölgesi için var. Var. Ama diğer bölgeler için çok fazla bir şey diyemeyeceğim. Onlara... Peki bu bir kilogram zeytinyağı ne kadar mal olmuştur çiftçiye? Valla şimdi yağlı zeytin bu sene birazcık kuraklıktan dolayı verimlerde bir sıkıntı vardı. Vardı. Geçmiş yıllara nazaran. Ortalama 6 kilolarda, 7 kilolarda, 1 kilolarda buldum. Yağlı zeytin 4-4,5 lira bandındaydı. Yani ona göre hesaplarsan 26-27 liraları buldu. Buldu. Yani adam yağlık olarak satsaydı çiftçi o zaman çok daha kârlı olacaktı. Yağ çıkarttı. Yağ çıkarttı, koydu deposuna. Şimdi daha düşük rakamlara ve hatta şu anda fiyatı bile olmadan satamıyor yani. Satamıyor şu anda. Yani şunu söyledim. Yani normalde geçtiğimiz yıllarda 5 kilodan 1 kilogram zeytinyağı alınırken bu sene kuraklıktan dolayı 6 kilodan 7 kilo zeytinden, yağlık zeytinden 1 kilo zeytinyağı alındı. Evet. Yani 4 lira olduğunu düşünürseniz yağlık zeytin 3,5 lira olduğunu düşünürseniz yani 25-26 liraya zaten şu anda mal etmiş durumda üretici. Evet. Fakat 25 lira 26 liraya mal ettiği zeytinyağını bugün size gelse
Siz alım yapmıyorsunuz. Anladığım kadarıyla diğer yerler de alım yapmıyor bildiğim kadarıyla. Diğer yerlere de gezdik. Durum bu. Evet. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi siz burada tam olarak yaptığınız iş ne? Şu anda bir zeytinyağı deposundayız. Sizin yapmış olduğunuz iş ne? Şu anda biz üreticiden zeytinyağını alıyoruz, filtreleyip daha sonra ya da filtrelemeden toptan ve perakende olarak satıyoruz. Satış yapıyoruz. Evet, satış yapıyoruz. Peki şu anda herhangi bir alımınız var mı? Şu anda bir alımımız yok. Fiyatların belirsizliği ve bize düşecek yönünde gelen haberlerden dolayı biz şu anda alımı durdurduk. Yani geçen hafta mesela kaç paraya alım yapıyordunuz? Geçen hafta 24-25 lira arasında müstahsilden alım yapıyordunuz. Malına göre. Malına göre, kalitesine göre müstahsilden alım yapıyordunuz. Peki şu an neden alım yapmıyorsunuz? Şu anda fiyat belirsizliği, fiyatların işte tekrar söyleyeceğim, bize düşecek yönünde haberler geliyor. Peki neden düşecek peki fiyatlar? Bunun en büyük sebebi ihracatın kapanması, dökme ihracatın kapanması ve şöyle duyumlar da var. İşte Suriye'den mal gelecek olması ve işte iç piyasaya bunların verileceği yönündeki haberlerden dolayı biz şu anda alımımızı durdurduk. Alımı durdurdunuz. Peki şimdi bu... Ticaret Bakanlığı, Tarım Bakanlığı'nın talebi üzerine böyle bir yola gitti. 31 Ekim 2021 tarihine kadar dökme yağ ihracatı Türkiye'de yasaklandı. Evet. Bu kararı verenlerin öne sürdüğü şey şu. Bu sene Türkiye ihtiyacını karşılayacak yağın olmadığından bahsediyorlar. Ve pandemi ortamında belirsizlikten dolayı böyle bir yola gittiğini söylüyorlar. Burası da bir zeytin bölgesi, Akhisar'dayız. Her ne kadar sofralık zeytinin merkezi olsa da yağlık zeytini ve yağın da yüklü miktarda üretildiği, büyük miktarda üretildiği merkezlerinden bir tanesindeyiz. Siz de bu işin içindesiniz. Sizce böyle bir durum var mı? Yani Türkiye'deki yağın, Türkiye halkın ihtiyacını karşılayamayacak düzeyde olduğuna dair herhangi bir görüşünüz var mı? Yani bu verilere bakılarak da görülebilir. Şu anda Türkiye'nin elinde zaten fazla bir yağ var. Yani ihracatın kapanmasında bence yanlış bir durum var. Aynen, yanlış bir durum var. Ve ülke içine zaten yeter bu hani yağımız. Müstahsilin elinde de şu an çok fazla yağ var. Bizim bu Akhisar bölgesinde şu an müstahsil de mağdur durumda. Nasıl mağdur durumda? Ara yapılıyor. İşte mazot alıyor, işte sürülüyor, gübresini alıyor. Şu anda ellerindeki zeytinyağların altın değerinde. Onlar bize getirip bunu bozduruyorlar ve aldıkları parayla bu tarlalarına bakıyorlar. İhtiyaçlarını karşılıyorlar. Tabii ki. Bakıyorlar. Tabii ki. Ama şu anda biz almadığımız zaman onlar da duruyor, üretim de duruyor. Ve bu nasıl yansıyacak? İlerleyen dönemde gübre alamazsan rekolte düşecek, şey düşecek, yani verim düşecek, verim kayıpları olacak ya da tarlanı süremezsen verim kayıpları olacak. Böyle problemler şu anda ilerleyen dönemde baş gösterebilir. Tabii de şu zeytinyağı şöyle bir özellik var. Zeytinyağı fiyatları aynı zamanda zeytin fiyatlarını da etki eder. Yani benim anladığım kadarıyla şu anda piyasada fiyatları düşürmeye yönelik bir çaba var. Herkes beklenti içerisinde, bir tedirginlik var bu işte. Ve evet, fiyatların düşeceği bekleniyor. O yüzden de kimse şu anda zeytinyağı almıyor, alım yapmak istemiyor. Zeytinde de aynı şey var. Zeytinde de şu anda alımlar durdu veya çok düşük fiyatları alıyorlar. Sezon başında yüksek fiyatlara verilen mallar şu anda sezon firesini vermiş halde daha düşük fiyatlar söylüyor. Daha düşük fiyatlara söylüyor. Evet. Peki sen aynı zamanda üreticisin. Evet. 1 kilogram zeytinyağı üretici ne kadara mal etmiştir? Böyle bir hesaplama yaptım mı şimdiye kadar? Yani toplama, arası, işte kendi emeğimizi katmadan 4 liraya... 1 kilogram zeytinin 4 lira maliyeti var. Aynen. Kendi işçiliğimiz bunda yok. Genelde katmaz zaten. Üretici insanlar kendi emeğini katmazlar. Kendi emeğimizi katmadan 4 liraya... 4 lira maliyeti var. Yani bu sene 6 kilo ortalamayla, yani 6 kilo zeytinden 1 kilogram zeytinyağı çıktığını varsayarsak, zaten 24 lira. Bunun içinde yağına masrafı da 1 lira yok. Onu koyarsak. Yani 25-26 lira zaten üretici bu zeytinyağını mal etti. Zaten bir hafta önce ürettiği fiyata neredeyse malını satmaktaydı. Ama bu ihracat yasağıyla beraber artık maliyetinin altına satmaya zorlanıyor. Ne yazık ki üreticimiz. Evet. Tamam kardeşim. O kadar önemli değil. Tamam yani, yok hani bilginiz olsun, tamam. Olmasın. Onu şey yaparsanız sunarsanız. Tamam.
Alıyorlar. Bu yasaklama hangi amaca hizmet etmekte? Yani bu ülkede ihtiyacı kadar zeytinyağı olduğu gerçek. Böyle bir durumda bu karar kime hizmet etmekte? Bu kararın spekülatif bir karar olduğu açıktır, ortadadır. Çünkü karar gerçeklerle, Türkiye gerçekleriyle uyuşmamaktadır. Biz zeytinyağı üreticilerin, bu ülkedeki zeytinyağı üreticilerinin en büyük problemi, en büyük sıkıntısı ne yazık ki bu tip spekülatif hareketlerdir, eylemlerdir. Biz bunları sıklıkla ne yazık ki yaşıyoruz. Geçmişte Türkiye'nin rekor düzeyde rekoltesi olduğu sezonda Tunus'tan 10 bin ton zeytinyağı getirileceği haberiyle piyasalar aşağı çekilmişti. Daha sonradan Afrin'den, Suriye'den zeytinyağı getirilmesiyle piyasalar aşağı çekilmişti. Bugün yaşanan da buna benzer bir süreç. Bugün Akhisar'da zeytinyağı toptan alım satımı yapan arkadaşlarımızla, tüccarlarla bir araya geldik. Şu anda Akhisar'da zeytinyağı alım satımı yapılmamakta. Türkiye'de de yapıldığını pek zannetmiyorum. Gerekçesi de şu, fiyatların bu haberden sonra, bu eylemden sonra, bu yasaklamadan sonra geri geleceği beklentisi var. Ve tüccarlar, bu işin toptancıları şu anda herhangi bir alım satım yapmıyor. Bu işin kaybedenleri kim? Birincisi bu işin kaybedeni, en büyük kaybedeni hiç şüphe yok ki üreticilerimiz olacak. Fiyatların düşürüleceği söylenmekte, düşürüleceği konuşulmakta, herhangi bir alım satım yapılmamakta. Ve üreticilerimiz ne yazık ki bu durumda mağduriyet içerisinde. Bu sene zeytinyağı üreticisi 1 kilogram zeytinyağını 22-23 lirayla 25-26 lira arasında mal etti. Maliyetlerimiz ciddi şekilde yüksek. Dünyada bitkisel yağda çok ciddi bir artış var. Ayçiçek yağındaki fiyat artışları ortada. Ve zeytinyağı fiyatları da haliyle geçen seneye göre bir miktar artmış durumda. Ancak geçen hafta 23-24 liradan 25 liradan zeytinyağı toptan olarak satılırken yani üretici maliyetine neredeyse satış yapmaktaydı. Bugün için ne yazık ki maliyetine rakamları bile üreticimiz bulamamakta. Bir diğer kaybedeni bu işten zarar gören hiç şüphesiz ihracatçılarımız olacak. İhracatçılarımız pazarlarını kaybetmekle karşı karşıya kalacaklar. Bu işin diğer bir boyutu. Peki bu işten kazanan kim olacak? Yani iş piyasadaki fiyatların düşmesinden kazanan kim olacak? Onlar da belli bir avuç, sayıları bir elin parmağını geçmeyecek. İnsanlar bu işten ne yazık ki kazançlı çıkacaklar, görünen o. Dediğim gibi bu olay spekülatif bir olaydır. Bu olay amacı iç piyasada fiyatların düşmesini sağlamaktır. Bu amaçla yapılmıştır ve bunun kazananı da sayısı 150 geçmeyecek insanlardır. Ama mağdur olan da 400 bin zeytinyağı üreticisi ailedir. Durum tamam. Tarım Bakanlığı'nın bir an önce açıklama yapması lazım. Bu ülkedeki rekoltenin ne olduğu konusunda Tarım Bakanlığı'nın bir an önce bir açıklama yapması lazım. Sayı vermesi lazım, rakam vermesi lazım rekolteye ilişkin bir sayı vermesi lazım. Ve bu rakamın da nereden kaynaklandığını da açıklaması lazım. Sorulması gereken bir soru, Tarım Bakanlığı böylesi önemli bir karar alırken neden rekolte tahminini bugüne kadar yapmış olan UZZK'ya danışmamıştır. Böylesi hayati bir karar alırken neden üretici birliklerine danışmamıştır? Böylesine önemli bir kararı alırken neden ihracatçılara danışmadan böyle bir karar almıştır? Bunları bakanlığın açıklaması gerekli. Eğer bakanlık bunları açıklamazsa o zaman bizim de
basında yazılıp çizilen birçok iddia var. Birçok spekülatif haberler var. Biz bu iddialara inanmak istemiyoruz. Yani bir avuç insan için, bir avuç insanın kazancı için yüz binlerce çiftçinin, yüz binlerce üretici ailenin mağdur edilmesini anlam veremiyoruz. Eğer açıklama yapmazlarsa bu spekülatif iddiaların doğru olduğuna inanmaya başlayacağız. Tarım Bakanlığı'ndan beklentimiz, Ticaret Bakanlığı'ndan beklentimiz bir an önce bu yanlıştan vazgeçilmesidir.